Çünkü biliyorsunuz Katar'da, Doha'da şu anda İsmail Haniye için cenaze namazı kılınıyor. Türkiye'de de Tahran'da şehit edilen İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazları kılınacak. A Haber muhabiri Mehmet Karataş o noktalardan biri olan İstanbul'daki Ayasofya Camii'nde bizi bekliyor. Hemen sözü kendisine bırakalım. Devam edeceğiz. Teşekkür ederim Merve Özkan. Evet, Filistin davasının, Gazze mücadelesinin, Mescid-i Aksa'nın en büyük mücadelesi, savunmacısı olan Hamas'ın siyasi büro amiri bir taraftan son yolculuğuna uğranırken, bir yandan da belirttiğiniz gibi yurdumuzun dört bir tarafında bugün gıyabi cenaze namazı kılınacak. Evet, şu dakikalarda Doha'da İsmail Haniye'nin son yolculuğuna uğranırken, ülkemizde de dediğim gibi bulunduğumuz yer başta olmak üzere dört bir tarafta cuma namazı sonrasında cenaze namazı, gıyabi cenaze namazı kılınacak ve biliyorsunuz ki dün akşam da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın göndermiş olduğu kararnameyle birlikte ülkemizde de bir günlük yas ilan edilmiş oldu. Evet, İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu şehit edilen Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye için Katar'da şu dakikalarda cenaze töreni düzenleniyor. Doha'da kılınacak olan cenaze namazının ardından İsmail Haniye Losail kentinde defnedecek ve İslam dünyası da bugün büyük bir üzüntü içerisindeki yine orada düzenlenen cenaze törenine Arap ve İslam ülkelerinden çokça temsilci katıldı ve Türkiye'den de yine büyük bir heyetin katıldığını sizlerle paylaşalım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yine katıldığını belirtelim. Evet, bulunduğumuz noktada Ayasofya'da ilerleyen önümüzdeki saat içerisinde önce cuma namazı ve hemen ardındansa dediğimiz gibi Hamas'ın siyasi lideri olan İsmail Haniye için bugün burada gıyabi cenaze namazı kılınacak ve burada dualar edileceğini sizlerle paylaşmış olalım ki şu anda da Ayasofya'da hazırlıklar yapılıyor. Özellikle de güvenlik önlemlerinin alındığını sizlerle paylaşalım. Hemen kontrollü bir şekilde camiye girecek olanların kontrol noktalarından geçtikten sonra, üst aramasından sonra buraya alındığını sizlerle paylaşalım. Yine bugün dediğim gibi Filistin davasının en büyük kahramanlarından biri olan şehidimiz İsmail Haniye son yolculuğuna uğurlandığı bugün de Ayasofya Camii'nde kılınacak olan gıyabi cenaze namazını takip edilebilmesi için yine çokça sayıda basın mensubunun da burada olduğunu ve hatta burada dev bir platform kurulduğunu da sizlerle paylaşalım. Şimdi kameraman arkadaşım İskender Demirel önce burayı sizlere göstersin ki ilerleyen dakikalarda bulunduğumuz bu noktada çokça sayıda vatandaşın olacağını, önce cuma namazı ardından da dediğimiz gibi Filistin mücadelesinin büyük kahramanı olan şehidimiz İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazına katılmak üzere bu noktaya gelecekler. Ve şu dakikalarda giriş noktalarında da her geçen dakika kontroller üst seviyeye çıkarılırken bir taraftan da burada dediğimiz gibi gelen vatandaşların içeriye alım işlemleri başlamış olacak. Şu dakikalarda içeriği gezmek isteyenler yavaş yavaş artık Ayasofya Camii'nin içerisinden çıkarılmaya başlandı ve ilerleyen dakikalarda da artık cuma namazını kılacak olanlar içeriye girmeye başlayacaklar ve bizler de tabii ki hem cuma namazındaki o yoğunluğu hem de sonrasında İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazına katılacak olan vatandaşların o anlarını da ekranlara taşımış olacağız. Evet, şu dakika itibariyle artık içeride bulunanlar yavaş yavaş kontrol noktasından dışarı çıkarılırken birazdan da dediğimiz gibi burada gıyabi cenaze namazı hemen cuma namazının ardından kılınacak. Evet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam da dediğimiz gibi göndermiş olduğu imzaladığı kararnamede Filistin davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimize dayanışmamızı sürdürmek amacıyla Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin şehadeti sebebiyle 2 Ağustos Cuma günü bir günlük milli yas ilan edilmiştir dedi ve İsmail Haniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yad ettiğini ve şahsım ve milletim adına Filistinli başsağlığı diliyorum mesajıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan paylaşmış oldu ve yine Diyanet İşleri Başkanı da Ali Erbaş'ta sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Haniye'nin şehit edilmesi münasebetiyle Türkiye'de bir günlük yas ilan edildiğini hatırlattı ve Haniye için bugün camilerde sela verilecek ve cuma namazının sonrası da gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurmuş oldu. Şüphesiz ki bugün en yoğun olacak adreslerden biri ise Ayasofya Camisi ve Ayasofya Camii'nde İstanbul'un dört bir tarafından gelenler, dediğimiz gibi Hamas'ın siyasi büro başkanı olan ve özellikle de Filistin mücadelesinin, Gazze davasının kahramanlarından biri olan şehidimiz İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılınacak ve bizler de o anları ekranlara taşıyacağız diyelim ve Merve Özkan söz tekrar size bırakalım.